Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Elhamdülillahi ala ni'metil İslam, elhamdülillahi ala ni'metil iman, elhamdülillahi ala ni'metil Kur'an, elhamdülillahi lezzi hedana lihaza ve ma kunna linehtediye levla en hedanallah. Lekad ca'at rusulü rabbina bilhaq, sallu ala rasulina Muhammed. Allahumma salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Bakara suresinin 182. ayetindeyiz. Estaizu billah. فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوْصٍ جَنَفًا اَوْ اِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ Nasuh Hoca'nın mealini okuyorduk. İmdi her kim vasiyette bulunan kimsenin bir hatasından veya bir günaha girmiş olmasından korkar da aralarını ıslah ederse onun üzerine bir günah yoktur. Şüphesiz Allah Teala gafurdur, rahimdir diye meal etmiş Nasuh Hoca. Ateş Hoca'nın mealine bakalım. Kim de vasiyet edenin bir hata veya günah işlemesinden korkar da tarafların aralarını düzeltirse ona günah yoktur. Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Yaşar Hoca aynı ayete, kim vasiyet edenin, girişteki fe'ler pek gözükmüyor. Gerçi Ateş Hoca'da de vardı. Yaşar Hoca'da o da yok. Kim vasiyet edenin haksızlığa sapmış veya günah işlemiş olmasından endişelenip de haksızlığa sapmış cenefen veya günah işlemiş olmasından endişelenip de ilgililerin, ayette açık değil bu, arasını bulursa, arasını bulmak ıslah için yeter mi bilmiyorum, arasını bulmak ıslahta, çünkü adil bir biçimde arasını bulmak var, salah var. Ama arasını bulmak bir şekilde zulmen de olabilir, aralarını bulmak. Bir taraf kandırılarak da olabilir. İslahı karşılamıyor bence. Arasını bulursa ona günah yoktur. Allah çok affedici, çok merhamet edicidir. Ali Bulaç Hoca'nın mealinde bunun yanında F için Bulaç Hoca iki kelime kullanmış. Diğerlerinde bir tane dahi yok iken. Bunun yanında, yani yukarıdaki hükme ilaveten ayrı bir başlık olarak, kim vasiyet edenin haksızlığa eğilim göstereceğinden, cenef göstereceğinden ya da günaha gireceğinden korkup da ikisinin, parantez içinde, tarafların arasını bulup düzeltirse, hoca düzeltmeyi de eklemiş ki biraz salahı anlatsın diye, artık ona günah yoktur. Gerçekten Allah bağışlayandır, esirgeyendir diyor mealinde Bulaç Hoca. Suat Hoca'nın mealinde vasiyet edenin hataya düşüp haksızlığa kaymasından. Tabii çok uzun cümleler bunlar. Biraz tefsir vari. Hataya düşüp haksızlığa kaymasından veya günaha girmesinden endişe edip, günaha girmek bu deyimden, mealcilerin çoğu bu deyimi kullanmaktan kendisini alamamış. Günaha girmesinden endişe edip ilgililerin, ayette açık değil, arasını bulan kimse hiçbir vebale girmez. Hiçbir. Bu demin irabını yaparken cinsi nefyeden la dedik. Nefyelil cins. O öyle bir nefye diyor ki o anlamda hiçbir şey bırakmıyor. Dolayısıyla buradaki hiçbire yer bulunabilir, yani o la'dan yola çıkarak. La ithme, herhangi bir günah yok. Günahın hiçbir çeşidi, türevi onun için söz konusu değil. Az yahut çok, hiçbir şey yok. La ithme aleyhi, hiçbir vebale girmez. Allah çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur demiş Suat Hoca mealinde. Edip Hoca'nın mealine bakalım. Vasiyet edenin yanlışlık veya haksız bir paylaşım yapacağını, paylaşım ayette çok açık değil bunlar, yapacağını sezen birisi, korkan, endişe edeni sezen olarak yorumlamış. Olaya karışıp durumu düzeltirse, olaya karışmak ayette açık değil, durumu düzeltirse, ayette durumu değil de
beynahum onların arasını ıslah ederse diyor, günah işlemiş olmaz. Onun üzerine bir günah yoktur ifadesi, günah işlemiş olmaz şeklinde meal edilmiş. Allah bağışlayandır, rahimdir diyor mealinde Edip Yüksel. Baltacıoğlu hocanın mealinde, her kim de, bu de girişteki fe'ye atıfta bulunmuş, her kim de vasiyet edenin yanıldığından yanılmak cenefen, daha ziyade bu bir tarafa kaymak, bir tarafa meyletmek, tarafgirlik gibi yorumlanıyor çoğunlukla. Edenin yanıldığından ya da günaha gireceğinden korkar da mirasçıların, ayette açık değil, hum zamiri var, arasını bulacak olursa ona günah yoktur. Çünkü Allah yarlayıcıdır, esirgeyicidir demiş Baltacıoğlu hoca mealinde. Ayetin bir de İngilizce meallerine bakalım. Estaizu billah. فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوْصٍ جَنَفًا اَوْ اِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ Yusuf Ali mealinde, but if anyone, girişteki fe için but demiş. Yani önceki genel hükümden. Vasiyeti değiştirenler günah alırlar. Günahı onların boynunadır diye. Oradaki gelen tehditten sonra but ancak if anyone fears partiality, bir kimse tarafgirlikten korkarsa or yahut wrongdoing yahut yanlış yapmadan korkarsa on the part of the testator, vasiyet eden tarafından bir tarafgirlik yahut yanlış eylemden korkarsa and makes peace between the parties concerned ve ilgili taraflar arasında barış yaparsa, nasıl yapacak bu barışı konuştuk önceki derste, there is no wrong in him, onun için bir günah, bir yanlışlık söz konusu değildir. For Allah is most forgiving, most merciful, çünkü Allah çokça bağışlayan, çokça esirgeyendir diyor Yusuf Ali mealinde. İstisnayı bence güzel açmış. Türkçe meallerin hiçbirinde ancak ile gelen bir istisna görmedim. Buradaki batı karşılayacak. Şakir mealine bakalım. But he who fears, ancak kim korkarsa, an inclination, bir meyil etmeden, bir tarafa kaymadan, neye kaymadan? To a wrong, bir yanlışa kaymadan, wrong course, bir yanlış tarafa kaymadan, or an act of disobedience yahut bir günaha, bir masiyet eylemine yönelmekten korkarsa, kimden yana? On the part of the testator, vasiyet eden kişiden yana, böylesi bir durumdan korkarsa, an effect ve etki ederse, an agreement between the parties, ve taraflar arasında bir anlaşmaya etki ederse, there is no blame on him, onun üzerine bir vebal yoktur ya bir günah onun üzerine yoktur. Surely Allah is forgiving, merciful. Kuşkusuz Allah bağışlayan ve esirgeyendir demiş Şakir mealinde. Şakir meali de batla başlamıştı. Piktel meali de yine batla başlıyor. But he who fears from a testator. Fakat kim bir vasiden korkarsa, ne some unjust, bir adaletsizlik beklerse, vasiyet edenden bu yandan yana korkarsa, or sinful clause yahut bir günah dolu bir cümle yahut günah dolu bir madde vasiyet içerisinde, and make us peace between the parties, ve taraflar arasında barış yaparsa, bakınız ıslahı özellikle karşılamak için peace kelimesini kullanmış Piktel mealinde. Şakir neyi kullanmıştı? Agreement, antlaşmayı kullanmıştı. The parties, tarafları barıştırırsa, bir barışta buluşturursa, it shall be no sin for him, onun için bir günah söz konusu olmayacaktır demiş. Parantez içerisinde, no sin for him, onun için günah yoktur. Lo Allah is forgiving, merciful, kuşkusuz Allah bağışlayan ve esirgeyendir diyor Piktel mealinde. Muhlis Han son olarak ayetle ilgili mealinde diyor ki, but he who fears from a testator, fakat kim bir vasiden, bir vasiyet edenden
çekinir, endişe ederse, neyi endişe ederse, samanjast, bazı yanlış şeyleri, zulmü, unjust act, bazı yanlış işlerden yana endişe ederse, vasiyet edenin vasiyetinden, or wrongdoing, yahut bazı yanlış eylemler, and thereupon he makes peace between the parties concerned, ve ilgili taraflar arasında barış yaparsa bu kişi, there shall be no sin on him, onun için günah yoktur diyor. Certainly, kuşkusuz Allah is oft forgiving, most merciful, kuşkusuz Allah çokça bağışlayan, çokça esirgeyendir demiş Muhlis Han mealinde. Meal dosyamıza geçelim. Bakara suresi, yani ikinci sure, 182. ayet. Ayeti buradan alalım. فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوْسِنْ. Önceki ayete devamlar. Fe ile devam edeceğiz. Dolayısıyla ancak diye açalım. Çünkü önceki ayetteki yargıyı bir istisna ile bozacak. Ancak kim bir vasiyet eden bir vaki, ancak kim bir vasiyet edenden tarafgirlik yahut günah bakımından endişe ederse, ancak kim bir vasiyet edenden tarafgirlik yahut günah bakımından endişe ederse, fe o takdir, o takdirde endişe eder de onların parasını ıslah ederse, fe böyle bir durumda, fe için kullandım bu üç kelimeyi, böyle bir durumda la ithme aleyhi, ona bir günah yoktur. İnna Allaha gafurun rahim. Şüphesiz yahut kuşkusuz Allah gafurdur, rahimdir. Biraz Arapçasını çok mutamut tercüme ettik gibi geldi bana. Ancak kim bir vasiyet edenden tarafgirlik yahut günah bakımından endişe eder de onların arasını ıslah ederse, böyle bir durumda ona bir günah yoktur. Kuşkusuz Allah gafurdur, rahimdir. Bence anlaşılıyor. Hocam burada çok böyle bir durumu koymasın. Çok olur. Kelime oldu değil mi? Fe için o takdirde de diyebiliriz sadece. Böyle bir durum kelimesi orada var mı? Yani fe var. Fe. Şu var. Şu fe var ya. Anladım. Onu mu karşılayan bir de var ya hocam? Yok. Onun fe'si başka. Bak onun fe'si de bu. فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوْسِنْ جَنَفًا اَوْ اِثْمًا. Bir vasiyet edenden günah, tarafkirlik yahut günah bakımından bir kimse endişe eder de, bu endişesi üzerine fe aslaha, ıslah ederse beynehum, onların arasını, fe bu takdirde la ithme aleyhi, ona günah yoktur. Ya böyle bir durumda fazla oldu, bir fe'ye kaldırmaz bunu derseniz, o zaman ıslah ederse o takdirde ona bir günah yoktur diyebiliriz eğer. Ama deminki daha çok anlaşılıyordu. Tamam. Bu durumda da denebilir.
böyle bir durumda. Yani o fe için koruyorum onu. Başka mülazanız var mı ayetle ilgili? Hiçbir günah tesek hani bağlı. Bir deyince yani o bir ya bir, eğer bir yetmiyorsa bizim Türkçemizde nekre yapmak için herhangi biri kullanıyoruz. Herhangi bir çocuk. Yani bir çocuk eğer yetmiyorsa, nekreliği güçlü kılmak istiyorsak herhangi bir çocuk da diyebiliyoruz. Dilersek oraya herhangi bir günah yoktur diyebiliriz. Eğer zaten aynı anlam yoksa, böyle bir durumda ona bir günah yoktur deyince zaten yani oradaki bir yetiyor gibi. Yani. Taraf gibi kelimesinde bir hataya düşme gibi desek daha bir amaç olacak. Şimdi cenef kelimesinde, yani bu kelimenin sanıyorum kökeninde bir tarafa kayma. Dikkat ederseniz Türkçe meallerde de hataya kayma, hataya yönelme falan vardı. Bir defa vasiyet edenin burada en çok korkulan yanı malını, yani bir tarafı tutup zulme kayması. Tarafgirlik ben daha uygun gördüm yani. Çünkü günah falan yok orada. Günaha kayma falan demiyor. Ama vasiyeti eden için tarafgirlik söz konusu olabilir mi? Tabii. Zaten bir numaralı yanlış bir vasiyet eden açısından tarafgirliktir. Ya ailesi içerisinde tarafgirlik edecek vasiyette taksimin için, yahut da günah, Cenab-ı Hakk'ın haram kıldığı bir alana girecek. Yani bu ikisi söz konusu olur bence bir vasiyet eden için. Şimdi kalkıp bu meyletmeyi de bir hataya, günaha deyince bunu da ismin içine almış oluruz. Zaten günahı ayrıca açıkça anlıyoruz. Başka? Peki, son olarak okuyayım. 2. sure 182. ayet. Ancak kim bir vasiyet edenden tarafgirlik yahut günah bakımından endişe eder de onların arasını ıslah ederse, böyle bir durumda ona bir günah yoktur. Yani ona herhangi bir, diyelim o zaman, yeterli gelmedi. Ona herhangi bir günah yoktur. Kuşkusuz Allah gafurdur, rahimdir. Üzerine mi kullanalım diyorsunuz Necat abi? Aleyhi diyor. Onun üzerine herhangi bir günah yoktur. Peki. İslah ederse böyle bir durumda onun üzerine herhangi bir günah yoktur. Kuşkusuz Allah gafurdur, rahimdir. Peki. Havf, korku değil mi? Havf, korku. Ancak kim bir vasiyet edenden tarafgirlik yahut günah bakımından korkarsa, yani hafe mesela Allah düşmandan korkmak için فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِي diyor. Haşiye fiilini kullanıyor. Korkma. Bizdeki o korkmayı. Ama bu yani endişe etme, emin olamama anlamındaki bir hafe. Bence endişe etmek daha iyi karşılıyor bunu. Emin olmasın, endişe etmek. Hı. Böyle bir kaygı gibi bir şey bu, tamam mı? Kaygılanırsa diyebiliriz. Ancak kim bir vasiyet edenden tarafgirlik yahut günah bakımından kaygılanırsa. Yok, o tereddüt gibi oldu. Peki. Tamam. 182. ayeti kapatıyorum. Geldik 183. ayete. Onunla ilgili dipnot koyacaktık değil mi? Daha önceden vardı sanıyorum. Rahim için vardı mesela. Rahimdir. İnşallah gafur da vardır orada. Varmış. Şöyle ikisini beraber alalım. Bu gafurdur'un dipnotu. Bu da Rahim'in dipnotu. Ne demişiz?
bolca bağışlamakta eşsiz ve benzersiz yegane zat. Bolca esirgemekte eşsiz ve benzersiz yegane zat. Peki. Estaizu billah. Bakara suresi 183. ayet. Ya eyyühellezine amenu kutiba aleykumus siyamu kema kutiba alellezine min kablikum. كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا Ey iman edenler! Ey iman etmiş bulunanlar! كُتِبَ عَلَيْكُمْ Üzerinize yazıldı. Ayetler peş peşe üzerimize yazılan şeyleri sıralıyor. كُتِبَ عَلَيْكُمْ Üzerinize yazıldı. Ne? اَسْسِيَامُ Oruç veya oruç tutmak. Kemâ kutibe tıpkı yazıldığı gibi alellezîne min kablikum sizden öncekilerin üzerine yazıldığı gibi sizin üzerinize de yazıldı. Leallekum tettekûn belki veya bu sayede sakınırsınız. Yani sıyam ittikayı getiriyor. Sakınmayı, korunmayı getiriyor demektir. Sıyam sizin üzerinize yazıldı. Gerekti ki sakınasınız. Ayetin tefsirine bakalım. Yuhbiru Teala, Cenab-ı Hak haber veriyor. Bime menne bihi ala ibadihi, kullarına yaptığı lütfunu, ihsanını haber veriyor. Bi ennehu farada aleyhim, nasıl kullarına lütufta bulundu? Bi ennehu farada aleyhim, onlara farz kılmakla as-siyame, orucu. Kema faradahu alel umemis sabikati, tıpkı geçen ümmetlere onların üzerine farz kıldığı gibi bu ümmete de farz kılmasını anlatıyor. لِيَنَّهُ çünkü oruç مِنَشَّرَائِعِ وَالْاَوَامِرِ اَلَّتِي هِيَ مَصْلَحَةٌ لِلْخَلْقِ çünkü oruç öyle yasalardan ve öyle emirlerdendir ki onlar yani bu yasalar, bu emirler هِيَ مَصْلَحَةٌ لِلْخَلْقِ kullar için bunda bir maslahat var. فِي كُلِّ zaman bütün zamanlarda yani oruç o kadar genel geçer kulların hayrına bir şey ki Allah diyor ki bak önceki ümmetlere de ben bunu yasamıştım. Size de yasıyorum. Size de bunu emrediyorum. Tıpkı öncekilere de ben bunu emretmiştim. Demek ki oruç tutmak insan fıtratıyla doğrudan bir ilişkisi var. İnsanın yararına bir şey oruç tutmak. Onun kendisini zapt etmesine, sakınmasına, kötülüklerden korunmasına imkan veren bir yanı var ki Allah önceki ümmetlere de emretmiş, bize de emrediyor. Yani öncekilere de emrettiğinden ben onun ehemmiyetini anlıyorum. Müfessir de onu anlamış. Ve fihi yine bu ayette var. Tenşiton bir yüreklendirme, harekete geçirme var. Lihâzihil ümmeti, bu ümmeti. Biennehu yenbeği lekum, sizin için gerekir. En tenâfesû, yarışmanız. Gayrakum, sizin dışınızdakilerle. Fî tekmîlil a'mâli, amelleri tamamlamak hususunda. Yani orucu eksik ederseniz, öncekiler oruçlarını yaptılar. Allah onlara orucu emretmişti. Aynı şeyi size de emrediyor. Geri kalmayın öncekilerden gibi müfessir öncekilere de yazıldı ifadesinden belli bir rekabet ruhunu, belli bir rekabet ruhunun uyanması gerektiğini düşünüyor yorumunda. Vel musara'a ve bu rekabet ruhunun bir yarışmaya dönüşmesi ila salihil hisal. Güzel davranışları elde etmek oruç gibi. وَاَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْمَأْمُورِ الثَّقِيلَةِ اَلَّتِ اخْتَسَيْتُمْ بِهَا Yoksa oruç sadece sizin üzerinize yıkılmış ağır bir yükümlülük değildir. Böyle algılamayın. Yani aynı ifadeden bir başka yorum bu. Oruç sadece size özgü ağır bir yükümlülük değil. Allah'ın önceki ümmetlere de farz kıldığı bir şeydir. Böyle algılayın diye yorum yapıyor müfessir. Sümme daha sonra zekere andı Teala aşkın ve yüce olan Cenab-ı Hak hikmetahu hikmetini fi meşruiyeti sıyami orucun meşruiyetindeki hikmetini andı. Fekale dedi ki zira dedi ki leallekum gerekir ki siz tettekun veya bu şekilde siz böylelikle siz tettekun sakınasınız. Fe çünkü inne sıyama çünkü muhakkak ki oruç min ekberi esbabit takva çünkü oruç takvanın yani sakınmanın insan bedenindeki zafiyetlerden korunmanın en büyük neyidir? Vesilesidir. لِأَنَّهُ لِأَنَّ ف۪يهِ çünkü oruçta var.
imtithalu emrillahi, Allah'ın emrine boyun bükmek var. Yani oruç ile böyle bir haslet elde edilir. Ve ictinabi nehihi, ve onun yasaklarından sakınmak yine orucun yol açtığı güzel neticelerdendir. فَمِمَّ اِشْتَمَلَ عَلَيْهِ مِنَ التَّقْوَيِينَ, orucun kapsadığı, içerdiği takvalardan şunlar da sayılabilir. اَنَّ السَّائِمَ, oruçlu olan kimse, يَتْرُكُ, terk eder. مَا حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ, Allah'ın kendisine haram kıldığı, مِنَ الْاَكْلِ, yemekten, yani yemeği Allah kendisine o esnada haram kılıyor ya, وَالشُّرْبِ, ve içmeyi haram kılıyor, bunları oruçlu terk eder. وَالْجِمَاعِ, ve cinsel ilişki terk eder oruçlu kimse. وَنَحْوِهَا, ve buna benzer Allah'ın oruç esnasında yasakladığı şeyleri kişi terk eder. اَلَّتِي تَمِيلُ اِلَيْهَا نَفْسُهُ, bunlar öyle şeylerdir ki kişinin nefsi bunlara ne yapar? Meyleder, istekli davranır. Ancak kişi nefsine rağmen, yani iç yaratılışına rağmen bunları terk eder. Neden? Ne amaçla? مُتَقَرِّبًا, yakınlaşmak amacıyla. بِذَلِكَ, bu bununla, yani oruçla. İlallahi, Allah'a. Raciyen, umaraktan. Biterkiha, bunları terk ederek. Neyi umar? Sevabahu, Allah'ın karşılığını umar. فَهَذَا مِنَ التَّقْوَى, işte bu takvadandır. وَمِنْهَا, yine oruç ile gelen takvalara örnek olarak. اَنَّ السَّائِمَ, oruçlu kimse. يُدَرِّبُ نَفْسَهُ, kendisini tedrib eder. Kendisini alıştırır. Prova yapar kendisi. Yani kendisini alıştırır. Neye alıştırır? عَلَى مُرَاقَبَةِ اللّٰهِ تَعَالَى, Allah'ı gözetmeye. فَيَتْرُكُ مَا تَهُوَ نَفْسُهُ, kendisinin, yani nefsinin arzu ettiği şeyleri terk etmeyi oruç sayesinde öğrenir. Allah'ı gözeterek. مَا قُدْرَتِهِ عَلَيْهَا, yapabileceği halde, gücü yettiği halde kendi kendisini gönüllü olarak sınırlamayı öğrenir. لِعِلْمِهِ بِالطِّلَاعِ اللّٰهِ عَلَيْهِ, neden? Bunu neden yapar? Çünkü Allah'ın kendisine muttali olduğunu bilir. Allah beni gözetiyor inancının bir sonucudur. Kişinin gönüllü olarak kendi arzuladığı şeylere gönüllü olarak kendi kendini engellemesi. Kim demişti? Bu merhum Yugoslavya'da bir adam vardı ya, bir kitabı var onun. İzzet Begoviç'in oruçla ilgili bir cümlesini duydum da, demiş ki oruç, yani canlılar içerisinde sadece insanın sergileyebildiği, insan iradesinin bir sonucudur. Hiçbir canlı, hiçbir hayvan çok arzuladığı bir yiyecekten, ihtiyacı olduğu halde bir yiyecekten kendi kendisini alamaz. Yani bunu engellemesi bir hayvan için düşünülemez. Önündeyse, hazırsa yer. Ya insanlık alametidir, insana özgü bir hususiyettir diye yorum yapmış. وَمِنْهَا, yine bunlardan bir tanesi de, اَنَّ الصِّيَامَ, oruç, يُدَيِّقُ, daraltır, مَجَارِ الشَّيْطَانِ, şeytanın mecari, geçiş yollarını, ceri ettiği, koştuğu yolları daraltır. فَاِنَّهُ يَجْرِي, çünkü şeytan cereyan eder, gezinir. مِنْ اِبْنِ اَدَمَ, Ademoğlunun içinde, مَجْرَ الدَّمِ, kanın gezinmesi gibi şeytan da insanoğlunun içinde gezinir. فَبِالصِّيَامِ, ancak oruç ile, يَدْعُفُ, zayıflar. نُفُوذُهُ, şeytanın nüfuzu, insana olan nüfuzu, oruç ile zayıflar. Demek ki şeytan cin olduğuna göre, oruç tutan kimse üzerinde cinlerin nüfuz etmesi, ona etki etmesi zayıflar diyor müfessir. Bunlar hadislerde var. وَتَقِلُّ, azalır. Tabi zayıflar demesi güzel, çünkü yok olur falan şeklinde de zayıflar. وَتَقِلُّ yahut azalır, مِنْهُ الْمَعَاسِ, dolayısıyla da kişiden, oruçlu kimseden masiyetler azalır. وَمِنْهَا, yine orucun hikmetlerinden bir tanesi, اَنَّ السَّائِمَ, oruçlu olan kimse. Gördüğünüz gibi müfessirin saydığı hikmetler hep ayetin sonundaki لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, umulur ki sakınırsınız ilkesinden yola çıkılarak Allah ile olan ilişkilerdeki sonuçlarını sayıyor hikmet diye. Bazıları orucun işte mide sağlığına, efendim söyleyeyim, bedensel böyle sağlık bakımından yararlarını sadece sayıyorlar da müfessirin yaptığı isabetli. Çünkü ayette oruç size farz kılındı ki böylelikle sakınasınız diyor. Yani oruç ile sakınma. Neyden sakınma? Kişinin bedensel zafiyetleri,
günaha, cürme, yanlışlığa düşmekten sakınma. Ve min yine orucun Allah'ın bahsettiği takvaya yol açan neticelerinden bir tanesi. Enne saime oruçlu kimse fil gaibi çoğunlukla tekthuru taatuhu taatı artar. Yani Allah'a olan itaati, saygısı artar. Ve taatu bu taat dediğimiz yani ibadetler min hisali takva, takva özelliğindendir. Ve minha yine sayıyor orucun neticelerini. Ennel ganiyye zengin olan kimse izâ zâkka elemel cû'i açlığın elemini tadarsa, tattığında اَوْجَبَ لَهُ ذَٰلِكَ bu onun için gerektirir. Neyi gerektirir? مُوَاسَاتْ الْفُقَرَى الْمُعْدِمِينَ fakir kimselerin, yoksun kimselerin halini anlaması. Onlarla kendisini aynı durumda görecek bir şans bulur oruç sayesinde. وَهَذَا مِنْ خِسَالِ التَّقْوَى bunu tatmak ve bu olgunluğa ermek, onları bir an için düşünebilmekte kişi de yine takvayı oluşturur diyor. Diyor ve sonraki ayete geçiyor müfessir. Ayeti buradan alalım. Ya eyyühellezine amenu. Kutiba aleykum as-siyamu kema kutiba alellezine min qablikum leallekum tettequm. Ya eyyühellezine amenu, ey o iman etmiş olanlar. Kutiba yazıldı. Aleykum üzerinize as-siyamu oruç yahut oruç tutmak. Kema kutiba yazıldığı gibi. Alellezine ol kimselerin. Min kablikum sizden önceki ol kimselerin üzerine yazıldığı gibi. Leallekum gerekir ki siz veya böylelikle siz tettekun sakınasınız yahut sakınırsınız. Ol kimselerin dedim. Min kablikum sizden önceki ol kimselerin yahut o kimselerin. İrabına bakalım. Ya nida ey münada ha tenbih الذين بدل آمنوا فعل ماض سك سك يابا يابا إزبالذين كتب فعل ماض مجهول مبني على الفتحة عليكم جار مجرور إن çok da bu car mecrurları söylüyorsun ne tarz? Öyle mi? الصيام ne peki? Güzel. Naibu fa'il. Ke harfu teşbih. Ma masdari. Kutiba fi'lun madin meçhul mebni al fetha ala jar ellezine mecrur min jar qabli mecrur kum ضافٌ إليه لعل حرف نسخ kimin kız kardeşlerinden innenin kız kardeşlerinden kum ismu لعل تتقون فعل مضارع aynı zamanda خبرو
lealle. Ayetin meallerine bakalım. Galiba bir tane daha açtık herhalde. Bakara suresi 183. ayet. Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu kutiba aleykumus siyamu kema kutiba alellezine min kablikum. كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Diyanet açıklamalı mealde. Ey iman edenler! Böyle deyince buradaki mazi kayboluyordu. Daha önce geçtiği yerlerde konuştuk. Oruç sizden önce gelip geçmiş ümmetlere, gelip geçmiş, ayette açık değil bu. Sizden önceki diyor Cenab-ı Hak, ümmetlere farz kılındığı gibi kutibe yazıldı, fiili farz kılınmak şeklinde yorumlanmış gibi size de farz kılındı. Umulur ki korunursunuz. Bu umulur ki leallenin yegane karşılığı değil demiştik daha önce. Orijinal Elmalı'nın orijinal mealinde ey o bütün iman edenler, üzerlerinize oruç yazıldı. Netekim sizden evvelkilere de yazılmıştı. Gerek ki korunursunuz demiş hoca mealinde. Netekim sizden evvelkilere yazılmıştı. Bu gibi manasını veriyor mu netekim bilmiyorum ama ayette gibi var. كَمَا كُتِبَ عَلِلَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ. Sizden öncekilere yazıldığı gibi size de yazıldı. Ama netekim de galiba o manada. Nasuh Hoca'nın mealine bakalım. Elmalı Hoca'nınki biraz dağınık geldi bana. Ey iman edenler! Oruç sizden evvelkilerin üzerine farz olduğu gibi, olduğu gibi. Halbuki ayette kutibe ikinci kez anılıyor burada. Olduğu gibi değil de farz kılındığı gibi, her ne denecekse. Olduğu gibi sizin üzerinize de farz, ha hoca olmayı kullanmış, farz olmuştur. Ta ki sakınabilesiniz. Ta ki deyince yalnız bir tehlike var. Sanki sakınabildiğin adam artık oruca gerek yok. Yani ta ki deyince sanki limit belirtiyormuş gibi o sınıra kadar. Ateş Hoca'nın mealine bakalım. Ey inananlar demiş hoca. İman falan onları bırakmış, inanmak kavramına geçmiş. Ey inananlar, sizden öncekilere yazıldığı gibi burada imandan inanmaya rahat geçmiş ama burada kutibeden yazılmaktan farza geçememiş. Tabii benzer durumlara biz de düşüyoruz ama yani işte ey inananlar, sizden öncekilere yazıldığı gibi parantez içinde günahlardan korunmanız için, günahlardan korunmanız için bu lealley içinlik olarak içeri almış hoca, dışarıda bırakmamış. Sizin üzerinize de oruç yazıldı. İşte korunmanız için demiş, içeri almış. Yaşar Hoca'nın mealinde ey iman sahipleri. Hoca bunu sahipleri şeklinde tevil ediyor. Oruç sizden öncekiler üzerine yazıldığı gibi, buralar güzel, sizin üzerinize de yazılmıştır. Bu sayede korunmanız umulmaktadır demiş hoca. Bu umulmayı kullanmış lealle için. Ali Bulaç hocanın mealinde, ey iman edenler, sizden öncekilere yazıldığı gibi oruç size de yazıldı. Parantez içinde farz kılındı demiş. Umulur ki sakınırsınız. Suat Hoca'nın mealinde, ey iman edenler, sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç tutmak, tabi bu sıyam, mastar şeklinde düşünün, oruç tutmak size de farz kılındı. Böylece umulur ki fenalıklardan korunursunuz. Fenalıklar ayette açık değil. Edip Yüksel mealinde, inananlar, buraya genelde ünlem de koyardı, sizden öncekilere oruç farz kılındığı gibi sakınmanız için size de farz kılındı demiş kısaca. Baltacıoğlu hocanın mealinde, ey inananlar, oruç boynunuza borç oldu demiş. Oruç boynunuza borç oldu. Evet, sanki biz bir şey ettik ve ondan sonra oruç boynunuza borç oldu gibi ben anladım. Halbuki Allah istinafen, yani ben size orucu farz kılıyorum diyor. Nasıl ki sizden öncekilerin de boynuna borç olmuştur.
Bu hep böyle boyunlara borç olur diyor. Sakınasınız diye demiş Baltacı. Bak şu güzel sakınasınız diye. Sondaki böyle sakınasınız diye. Leallekum. Umulur ki daha vurgu yapıyor. Ha, umulur ki de şu var. Yani kim neyi umuyor kimden? Rabbimizden umuyoruz öyle. Yani. Biz mi umuyoruz? Umuyor muyuz? Herkes öyle anlamıyor. Bazıları Cenab-ı Hak böyle yaptım. Umuyorum ki siz korunasınız böyle. Allah'a ummayı nispet edince o zaman durum şey oluyor. Allah umduğu bir şeyde aciz kalmış gibi görünüyor. Yok, kulu var hocam. Evet. Benim hocam şey. Ha, ummak fiili leallenin içinde çok yok yani. Lealle bir reca gibi bir şey içinde yok. Yani leallenin anlamlarından bir tanesi öyle yorumlanıyor Türkçe'de. Dua gibi. Ümit. İşte dua gibi de değil yani. Tam burada bu tip ayetlerde lealle şunlar 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 yapıldı ki bunlar sizde şu sonuca yol açsın. Kullanasınız da bunları mesela oruçtan bahsediliyor. Bu oruç işlerinin ameliyesini yerine getiresiniz de takvaya ulaşsın diye. Bu bunun için yapıldı. Şeklinde sebep sonuç ilişkisi daha ziyade anlatıyor buradaki lealle. Edip Yüksel ve Baltacıoğlu Hoca'nın mealinde okuduk. Şimdi ne yapıyordum? İngilizce meallere geçiyorum. Estağfirullah. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يوسف علي معلمده. diyorum ve vakit dolmuş. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.